Teknoseyir'e hoş geldiniz. Disket Kutusu ekibiyle ikinci bölümümüzü yapıyoruz. Daha önceki bölümde izlemediyseniz izleyin. 2019'daki oyunlarımızı konuşmuştuk, oynadığımız oyunları. Şimdi 2020'ye geçiyoruz. Yes sir. Şimdi, çıkmamış oyunlar. Çıkmamış oyunları konuşacağız, evet. Listemizle geldik. Güzel. Belgelerle. A'dan W'ye doğru sıralanmış bir liste oynadık. O zaman haberler sizde diyorum. Sinan, senden başlayalım. Benden mi başlayalım? Büyük oyunlardan mı, küçük oyunlardan mı? Bence büyüklerden başla. Hmm. Abi Cyberpunk 2077. Ha, evet. Doğru götürür. Yani 2020'de çıkıyor mu? Evet. Çıkıyor. Ya Nisan mı? Yakında tarih. 16 Nisan hatta. 16 Nisan'da çıkıyor Cyberpunk 2077. Ben aldım bile. Evet. Ya yani. Ben almadım ama ne bekliyorsam artık yani. Hmm. Belki hani daha ucuzlar falan diye bekliyorumdur ama yok. Yani Cyberpunk 2077 oynayacağız, konuşacağız. Nisan, Mayıs öyle geçecek gibi gözüküyor. Benim ilk büyüğüm o. Ya patlarsa? Patlarsa çok yazık olur yani. Yani şu an sana şöyle ama söyleyeyim. Ama 3'te 3'ü var adamların. CD Projekt'in patlatması evet. Zor yani. Her türlü büyük patlar. Yani öyle de patlasa büyük ya patlar, böyle de patlasa büyük patlar. Ya yok şimdi adamların bir günahı yok da feci insanlar kendi kendine yani böyle bir loop oluşuyor. Gazlandı. Feci gazlıyorlar. Öyle. O beklentilerin tatmin edilmesi mümkün değil bir yerden sonra. Çünkü gerçekçiliğin dışına evet. çıkıyor. Bilemiyorum, ben böyle kenardan izliyorum ilk duyurulduğundan beri. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ya o gösterdikleri uzun gameplay videolarına çok güveniyorum ben. Hmm. Öyleyse gameplay aman Allah'ım ya. Sizin az önce hadi konuşuyordunuz yayın iki çekim arasında işte Rainbow Six'teki duvarın gerçekçi kırılması, oradan pıt pıt adamların vurması. Bunda da var o. Nasıl yapacaklar? Hangi yani über bir bilgisayarla mı o demodaki videoyu yaptılar acaba? Bilmiyorum. Patlarsa teknik tarafta çok ciddi patlama riski görüyorum orada ama narrative design'da vesaire de sanmıyorum ki patlasınlar. Evet, sicilleri temiz adamın. Ona sicilleri temiz çok. Abi. 3'te 3. Hadi, hadi ilk Witcher. İlk Witcher'ı ben 2 sene 3 sene sonra oynadım. Hatta Witcher 2'ye başladım. Ya bu güzelmiş deyip Witcher 1'e döndüm. Ama yine de hani narrative çok güzeldi orada. Gameplay, dövüş mekanikleri falan evet. tırtoydu birazcık ama oyun çok güzeldi. 2 zaten 3 hala her Steam indiriminde herkes alıyordur büyük ihtimalle. Tabii. Bu diziyle beraber tekrar diziyle birlikte evet. ayrı bir tabii. kitle fark edecek oyun. Bu hafta mı başlıyor? 20'sinde? Bu hafta Cuma'da başlıyor. 20 Aralık. O kadar yayın yakınsa evet, Cuma günü. Ya şeyler ilanlar hatta var işte eşim bile sabah gördü. Burak ne bu diye bana sordu. Sokakta bir afişi var değil mi? Ben onu hani bu kadar yakın olduğunu düşünmemiştim. Star Wars'la aynı gün geliyor aynı ya. Gün hangisi evet. daha sükseli olacak? Ben Witcher diyorum yani. Peki bu şey mi? Bütün bölümleri aynı gün mü? Aynı gün abi. Şey mi? Hafta hafta beklemeyeceğiz. Labs diye koyacaklar. 9 bölüm mü? 8 bölüm mü? Öyle bir şey ya. İyi. Bir gün gitti. O gece uyku yok. Bilmemse etmem hemen de bir gün gitti seyredenlerin. Evet Burak Bey sen. Sonra aslında Levent'ten konuşacağımız o Doom Eternal. Evet. Doom çıkacak evet. Doom. O da çok geç değil 2020'de. Aslında o bugünlerde çıkıyordu. 16 Mart'ta şey işte. Oldu. 20 Mart. Pardon 20 Mart affedersin 16. Mart ayında öyle bir oyun yağmuru oluyor. Ona eklendi. Mart'a Nisan'a yığdılar zaten bütün evet. oyunları böyle. Mutfak temizleme operasyonu. Merakla bekliyorum. Videolarını gördük. Birazcık hani şeyi yadırgadık işte kılıç var, bıçak gibi bir şey var. Şey atıyor, kendini çekiyor falan galiba değil mi? Öyle bir ip atma falan ya da düşmana çekiyor nasıl? Düşman çekiyor. İşte ben biraz şeye de tedirgin oldum. Şimdiye kadarki doğumlardan hani o yapılan gösteride çok daha geniş bir alanda oynuyordu. Doğru. İşte ben artık yaşlandım şeyim oyunlarda nereye gideceğim zorluk çekiyorum. Net bir şekilde böyle yukarıda ok şuraya git diye olmazsa. zorluk çekiyorum. Hani orada şey düşündüm. Hani burayı, bu haritayı nasıl halledeceğim acaba diye düşündüm. Ama hani mekanikler falan. Ya tabii artık hani id Software artık bunu üstadı. Hani onlar için de hani vuruş hissi iyi falan. Onlar için tabii. iş değil bu. Gol, vuruş hani hissi. Onu geçmemiz lazım. İyi olacağı kesin. Kesin. Tabii şey çok merak ediliyor. Dediler ki bildiğimiz anlamda multiplayer yok. Yani deathmatch yok. Şimdi o yoksa benim için de bir tek o var. Aha. Hani gösterdiler hani bir şey sen bir canavarı yönetiyorsun da biraz evolve gibi sanki. Evet, yani böyle şey. İşte o başka canavarları spawn mı ediyor ne yapıyor? Bir Dungeon Keeper mıydı? Öyle bir şey. Amiga'da olmaz. Falan bir oyun vardı. Sen dungeon'ı inşa ediyordun kahramanlar geliyor. Geliyordu evet, şeyler FRP'ciler geliyordu. Ha. Bunun gibi bazı mekanikler var işte sen canavarları spawn ediyorsun da oyuncular onlarla başa çıkıyor falan. Ben
free for all. Ben deathmatch'te takım bile sevmiyorum. Yani bu çünkü şeyle benim beynim, zavallı beynim şeyi bile düşünmesin. Bu dost mu düşman mı düşünmek zorunda kalmasın. Hareket ediyorsa sıkıyor. Siyah beyaz. Hani free for all benim oyunum, sevdiğim. Şimdi bu olmayacak deyince, şimdi Doom'un da multiplayer çok önemli boyutu. Tabii. Hani tamam single oynarız, bitiririz, biter. Ama multiplayer Doom'u bugüne getirmiş olan şey. Çok merak ediyorum neyle karşılaşacağız? Nasıl bir şey çıkacak? Vallahi ben çok ümitliyim. Özellikle her demoyu gördüğüm zaman böyle bir Pavlov'un köpeği gibi kalıyorum. Ne söyleyeyim yani? Ya o adamların da geçmişi temiz. Hani öyle büyük bir başarısızlık, bir büyük bir hayal kırıklığı hatırlamıyorum id Software'ın. Belki vardır ama hatırlamıyorum. Dolayısıyla hani evet, umutluyuz. Güzel bir şey çıkacak. Evet ama bakalım. Murat sende ne var abi? Abi ben de baştan söyleyince siz gitti zaten. Cyberpunk dışında hiçbir şey beklemiyorum. Ciddi mi? Ama şöyle bu sene çıkmayacak ama işte şey Diablo birazcık senin üstünde gördüğüm için onu da söyleyeyim. Diablo'nun yenisini bekliyordum. Benim hoşuma gitti gördüklerim. Çünkü bir önceki Diablo'yu pek sevmemiştim. Yani daha işi var gibi görünüyor. Biz 1 ve 2'yi çok sevmiş insanlar olarak beğenmiyoruz kolay kolay bir şeyleri. Ben 1, 2, 3 hepsini çok sevdim. 4'ü de çok seveceğim herhalde yani. 3'ü sevdiysen 4'ü zaten bayılacaksın o kesin. Onun dışında hani bak düşünüyorum çok böyle beklediğim çok fazla da oyunu yok ya. Ben çünkü şeyi kitlenmiş durumdayım. Beni sene sonunda çıkacak konsollar ve onun etkileri ilgilendiriyor daha çok. Xbox Series X nasıl buldun o Hellblade 2 videosunu? Hellblade 2'nin yani bir de demişler ki oyun içi görüntüsüdür bu demişler. Tamam işte yani. Yani demolar oyun olmuş hani artık oraya gelmişiz. Yani o seviyede her oyunu yapmak farklı sonuçları da olacak. Şu anda bile insanlar 100 saat falan çalıştırılıyor bazı oyunların son demlerinde, crunch time dediğimiz zamanlarda. O seviyede görsellik geldiğinde taşlar yerinden bir oynayacaktır diye tahmin ediyorum. Ya sen söylediğinden beri ben mıklayıp bıklıyorum sana. Mıklayıp bıklama sebebimi ne? Bilgisayarın arkasında. Ha, Mountain Blade'i söylüyorsun ama yani Bannerlord inşallah gelir. Yani, yani Mart 20 gelecek, Early Access gelecek. Diyor. Ben konuşamıyorum artık. Korkum gelecek, acaba gelecek. Multiplayer tarafı mı Early Access gelecek? Single player'ını görmeyecek yok, miyiz? Yok yok ya görmeliyiz. Çok korkuyorum. Görmeliyiz yani. O da Mart'ta çıkıyor bak. Bence 2020'de herhalde gelir. Çıkar artık canım. Single da çıkar mı diyorsun? Çıkar tahmin ediyorum. Çünkü bu Gamescom'da bu sene biz yoktuk. Bir insanlarla tanıştırıldı. Hani elini sürebildiği insanlar. Artık bir şey çıkar çünkü çok gecikti. Çok şanslılar çünkü bugün dünyada hala büyük bir ilgi var. Evet. Hani sabırsızlıkla bekleyen falan insanlar var ama bir yerde tabii kaybedersin bir yerden sonra. Tabii. Bunu açık dünya FRP'msi bir ortamda yapabilen doğru düzgün de yok. Hem multiplayer düzgün çok savaş. Çok var ama Mordhau diye bir oyun çıktı mesela. O bile aldı yürüdü ama o yakın dövüş, mili kapışmalar ve okçuluk üstüneydi sadece. Şeyi yok. Hani gezdiğim büyük bir şey evren yok, yok şu yok bu yok. Benzeri bir yok buna yani. Benzeyen Kenshi diye bir oyun çıktı. Bir türlü oynayamadım. Çok zor bir oyun. Galiba Japonya'da geçiyor. Sen biliyorsun değil mi oyunu? Orada da böyle şey kuruyorsun kendine. Bir minik bir ordu kuruyorsun. Kasaba masaba kuruyorsun. Bir benzeri o ama bunun kadar ses getirdiğini, konuşulduğunu duymadım. Bannerlord'un arkasındaki hype rüzgarı, dalgası çok yüksek. İnşallah gururlandırır bizi. İnşallah değerlendirirler hani bir yere varır. Şey var, sizin listede var mı? Desperados yenisi gelecek 3. Yok Desperados yok. Desperados yok şey var ona benzeyen. Empire of Sin var. Onu bilmiyorum. Doom'u ilk yapan abilerden iyi bilirsin. Romero'nun firmasının çok uzun zamandır yaptığı ilk büyük oyun. Chicago'da geçiyor. Mafya babalarını yönetiyorsun ama 4 kişi... Tepeden izometrik görünüşlü patır patır millet vurup gidiyorsun. Kendine şeyler işte kasinolar kuruyorsun. İşte mafya babasının kurabileceği, para kazandıracak ne geliyorsa aklınıza onları kurabiliyorsun. Falan klasik orada geçiyor. Ve görselliği çok tatlı, çok güzel. Ama büyük baba oyunlardan mesela ben hızla gideyim dur dediğinizde durayım. Alyx. Mesela ne? Half-Life. Ha Half-Life Alyx mesela. Evet. Herkes VR olduğu için VR tokatlıyor ama yani kısıtlı olacaktır erişimi. Ben insanlara. Şey diyorum, Valve'ın yıllar sonra Steam'den milyarları gömen Valve'ın tekrar bu evrenleri kurcuklamaya başlasak mı denemeleri olarak gördüğüm için çok heyecanlıyım Half-Life Alyx'e. Evet. İyi satarsa, başarılı olursa Half-Life evrenini hatta Portal'lı bile geri
döndüğünü görürüz diye ümit ediyorum. Biz daha yeni Levent abiyle Vibe Cosmos'u inceledik. Görmüştüm şeyini, mesela fotoğrafını. Onun da hani donanım kısmı hazır. Hani çok ilerlemişler. Eski Vibe gibi değil. Bu oyunun hani muhtemelen en çok merak ettirecek şey Cosmos'da nasıl deneyimlenir. Biz de herhalde bakarız. İyiydi bu arada yani. Yenisini bak, ben de merak ettim böyle söyleyince. Valve'ın indeksini çok deneyime ilerlemiş fırsatınız olmadı değil mi? Türkiye'ye satmıyorlar. Ben baktım, girdim, baktım. Yok. İndeks en iyisi diyorlar. Hem olabilir, görüş açısı hem görsel kalite falan filan olabilir olarak çok merak ediyorum. 2020'ye yetişiyor mu biliyor musunuz? Red Alert'in yenisini yapıyorlar, yeniden yapıyorlar. Yok. Hiçbir listede ismi yok abi. Yok, Command & Conquer'i remaster yapıyorlar. Mesela o da yok. Ben 2020'de görürüz diye ümit ediyordum onu. Yine bu sene çıkacak büyük oyunlardan Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Onu da aldım ben, doğru söylüyorsun. Bloodlines 2 abi. Ben onu kaçırdım. Bir İçimde bir acı olarak. Epic indiriminde abi indirim var. 39 liraya var dediler. Tamam, ofise gideriz alırız dedik. Bir baktık yok. Evet. İkimiz de yine ağlamıştık birbirimize sarılıp. O da bir sürpriz benim için. Hani onun böyle bir kumar benim için şu çıkması. Bilemiyorum. Pek fikrim yok. Şimdi sen büyük oyunları konuşalım dediğin için tabii liste çok uzun da yani burada Flight Simulator Halo'dan var. Büyük oyun var mı? Halo sana çıkarma ama. Halo'dan Infinite. Bu, Halo'yu bana sevdir hocam ya. Yani Halo ile yıldızım... İşte PC'de Master Chief Collection benim var. Benim nedense bir yıldızım barışmadı. Yani ilk Halo'yu çok oynadım ama Library bölümünde bir soğudum o oyundan. O bir kırılma noktası. Evet. Library bölümünde ya bırakılır ya da müdavim olunur. Bitirdim şey be olur. Af dedim yani bundan sonra girmeyelim. O böyle acayip tekrar eden bir şey. Bitmek bilmiyor. Hep hani hep aynı yerde gibisin. Aynı o düşman flood geliyor sürekli. Mermi bitiyor. Geliyor, şey geliyor. Hiçbir zaman bir oh diyemiyorsun bir an. O kırılma noktası. Hani çoğu kişi orada hadi lan bu eziyet çekilir mi diye bırakıyor. Ya şimdi şey Reach bir fırsat aslında. Çünkü Reach yine hani o serinin en son oyunu gibi bir şey. Evet. Sonra 4-5 çıktı ama 4-5 işte firma değişti. Eleştirildi falan. En olgunlaşmış hali. Dolayısıyla hani tanışmak isteyenler bağımsız da bir oyun. Hani hikayeyi falan devam ettirmiyor. O kendi başına bir oyun. Hatta en baştaki hikaye. Aslında en başta evet. Evet. Dolayısıyla hani merak edenler oradan başlayabilir. Kimi insanın uyuşmuyor bir ayrı şey mesele. Bu Master Chief Edition'ı ben 61 lira olarak görüyorum Steam'de. Evet, her şey dahil mi buna? Halo 1 Remaster falan filan çıkmış. Öyle, onlar da mı 61'e dahil? Şimdi hazır değil onlar. Ha, hazır değil alıyorsun, ama 61'e alırım sonra gelir. Evet, evet. Yani, Reach dahil değil. Ha, Reach'e Reach de 18 lira mı ne vereceksin? Ha, veririm canım 79'a ama şu anda alıyorsan. 61 liraya aldığın Master Chief Collection'da hiçbir şey yok. Hani şeyi alıyorsun boş... kasayı alıyorsun. Gelecek ama. Tamam, 79'a hani şey alırım. Reach'i oynarım. Reach'i, yavaş yavaş evet, oynuyorum şu zaten. Şu anda sana Reach'in maliyeti 79 evet, yani. Kusurları hani bu işin çok eskiden beri takip edenler falan şeyler, videolar yayınlıyorlar. Evet, sesler kötü olarak değişmiş. Daha onu yani firma da kabul ediyor. Sesi beceremedik diyor. Ama hani en azından bunu söylüyorlar. Hani bıraktık böyle olacak da demiyor. Hani tamam. Güzel bir öykü. Şey olarak da enteresandır. Hani oyunları biraz akademik olarak değerlendirdiğinde şimdi Reach'in öyküsü bilinen bir öykü. Bu bir insanlar yenilecek. Bu gezegen yok edilecek, işgal edilecek. Hani finali belli. Bu spoiler falan değil. Hani Halo'yu birazcık takip ediyorsan biliyorsun bunun afişinde bile işte Reach Falls bilmem ne diye bunun oyunun afişi. Ama ona rağmen sana bunu oynatıyor. Hani bu bir başarı. Nasıl bu? Hani sonunda ne olacağını biliyorsun ama yine de oynuyorsun ve o biraz da şeydir hani böyle sonunda en finalde böyle biraz boynuna bir şey tıkanır kalır falan. Bu büyük başarı. En baştan bilindiği halde. Ya ben şeyi anlamıyorum. İşte şimdi, bu sene Infinite geliyor. Master Chief Collection satın alın dediğinde içinde Reach gözüküyor. Ha. 61 lira olan da. Ama Reach'i ayrı da satın alıyor. Ama Reach'i ayrı satın alırsan Master Chief Collection olmadan çalışmıyor. Evet yani sonuçta o zaman öyle. Master Chief Collection alırsam Reach gelmiyor mu içinde? Şimdi buradaki yazanda Reach gözüküyor. Halo Reach. Bak burada yazıyor. Halo Reach. PC'de öyle mi gidip bilmiyorum. Gidip deneyeceğim yoksa iade edip ama, şeyden Xbox Game Pass'ten oynayacağım. Yani. Ayrı da satın alın. Xbox'çılar oynayabilir tabii ki. Evet yani sen önce abi 61 lirayı ver bir koleksiyon al. Reach içinde mi bak. Steam'de tabii. Evet. Ya da işte Game Pass'çılar alalım. Her şekilde abi oynar. Her şeyim benim bir de Steam'de. 1300 tane falan oyun olunca. Şimdi Epic'ten de tırtıklıyorum. Hem bedava oyunları hem de çıkan düzgün oyunlar oluyor orada. Epic'te güzel içerik var. Xbox Game Pass var bir taraftan. Arada gıdım gıdım Origin
bir şey yapıyorsun. Ben kafam ambole oldu ömür artık. Ömür yetmiyor. Yani. Battle.net unutmayın. Battle.net de var artık. Battle.net de var. Bethesda'nın mağazası var. GOG falan. Hmm. Tabii GOG mümkün var. Mümkün değil. Yani günün 24 saat yetmesi mümkün değil. Bu kadar şeye. GOG en son bunları bir yere getirmeyi falan. GOG beta Galaxy'sinin betası çıktı da. Yine oraya da loginlerimi vermek istemiyorum falan. Doğru. Ya şu anda işte indie geliştiricilerin sıyrılmakta zorlandığını, kalabalıktan sıyrılmakta zorlandığını konuşmuştuk. İşte tüketici için de onun yansıması var. Tabii. Çok fazla önünde şey var. Hani ben birazcık oyundan da öte hani entertainment, eğlence olarak düşünüyorum. Yani Netflix'i işte Disney çıktı, bizde tabii, yok. Tabii, işte tabii, Spotify'dan tabii. Müzik akıyor. Netflix'ten Blue TV var. Blue TV'si, Puhu'su, Torrent'i. Gri alandaki kanalları, bunlardan eğlence akıyor senin önüne. Kitap okumak istiyorum da sana aynı şekilde. Şey kalmıyor değil mi bir noktadan sonra? Çok fazla şey var. Çok fazla şey var ve ben hani bir süredir biraz yaşamın da etkisiyle hani bunun farklı boyutunu da fark ediyorsun, şeyi fark ediyorsun. Niye hani, zamana gireceksin? Ya öleceğim. Hani şeye bakıyorsun çünkü bir gün hani ya tamam, evdeki bekleyen kitap miktarı, yılda okuduğun kitap miktarı tabii, bir hesap yapıyorsun ve hepsini okuyamayacaksın, öleceksin. Hani ortalama bir ömür giderse. Ya 80'e kadar yolumuz var. İşte olursa öyle. O da bir ihtimal tabii. Gözler görürse okur. İşte ve o yüzden hani gençlere de şeyi çok anlatıyorum. Ya seçmek zorundasınız. Hani bir sürü müzik dalı var. Hepsinin takipçisi olduğuna göre hepsinde hani bir cevher var. Ama hepsinden tad alamazsın. Seçeceksin kardeşim. Şimdi caz müzikten keyif almak için birazcık ders çalışmak gerekiyor, eğitilmek gerekiyor. Klasik müzik aynı şekilde birazcık bir kendini eğitmen gerekiyor. Hepsine yapamayacaksın bunu. Dolayısıyla diyeceksin ki abi caz müzik tabii çok güzel bir şey ama ben dinlemiyorum. Hani tercihimi yaptım. Hani kötü demiyorum, cahillik yapmıyorum ama yani benim ona ayıracak zamanım yok. Bu kitapta da, oyunda da, filmde de buna gelecek. Bu noktaya gelecek. Artık şey yapmayacaksın şimdi hani her diziyi hayır kardeşim bazılarını seyretmeyeceksin. Şeyi de bileceksin hani o güzel bir dizi ama ne yapayım hani. Birçok eğlence sektörünün biz böyle 40 yaş ve üstüleri kenara ittiğini zaten fark etmişsinizdir bir süredir. Çünkü bizim zamanımız yok, çok seçiciyiz. Öbür tarafta çocuğun 8-10 saat zamanı var. Ailesinden para alıyor 3 kuruş. Parasının %50'sini %100'ünü de olsa o eğlenceye gömüyor. Onlara yönelik yapılıyor her şey. Tabii ki, tabii ki. Yani şimdi ben bugün işte dedim Assassin's Creed Odyssey bitirdim. DLC'siyle bilmem ne %100 yaptım falan diyorum ama harcadığım zaman bilançosu çıkınca mutsuz oluyorum. Tabii. Sorguluyorum. Ve şey düşüncesi oluşuyor. Ya keşke bu kadar zamanda 3 oyun oynasaydım. Hani farklı keyifler alsaydım. Bu ben kitapta başladı bu düşünce. Mesela ben artık bu yaşımdan sonra üçleme okumuyorum. Şimdi Lord of the Rings yeni çıksa okumam. Çünkü şey 3 kitap okumayı tercih ediyorum. 3 lezzet alayım. Çünkü 3'ün de bir öykü anlatılıyor üçlemede. Ya 3 öykü dinleyeyim. Belki biri çünkü bana daha çok bir şeyler katar falan. Karakule'yi ne yaptın? Ya bulaşmadım. Bulaşmadım. Bak Karakule, Wheel of Time. Zaman Çarkı'nın hiç bulaşmadan Karakule. Şey vardır bir Russell Crowe'un oynadığı Master of Commander diye bir film var. O aslında 25 kitap mı ne? Of. Bir öyle mi? Denizcilik serisi. Adam ömrünü yazmış o zaman ya. Onun bir kitabı Master of Commander. Master and miydi? And Commander. And i̇şte Master and Commander onun bir şeyi. Bir kitabı. Şimdi bakıyorsun güzel ama ya büyük yatırım. Öyle bir şey yok ömür yani. Anlamında çok büyük yatırım. Değecek mi acaba yani o kadar zamanıma falan yani, diyor insan. Bu, ben bu hatayı bir kere en son şeyde yaptım. Şimdi bu Warhammer 40.000'le tanıştığımda onun hadi edebiyat kısmı da var. Tabii tabii. Şimdi baktım, şimdi kendimi biliyorum bir sararsam dibine gitmek isteyeceğim. İşte ağırdır ha. Hani değer mi değmez mi bilmem ne. Hani bile bile bir ona bile bile Lades oldu. Hani o Horus Heresi serisine başladım. Evet. Tamam hani o son hatam oldu. Hani o bütün seriyi yine kitaplığa böyle bir rafa koyduk. Okuduk. Ama bir daha zamanım yok dediğim gibi. Ben yapacak bir şey yok. Onları ben seride yaptım. Geçen gün eşim fark etti kitaplık kırılmış. Yandan kitaplık çıt etmiş, çatlamış artık kitaplık. O kadar ağırlık kitap doldurunca oraya. Ya işte
öleceğiz, eskiciye verecekler. Tabii canım, bir de şey söylenecekler bunun da kitapları başımıza kaldı bilmem ne diye. Şey söylenecekler. Dur, yaşımızı belli edecek bir oyun atayım ben ortaya. Oyunlara çekeyim muhabbeti. Settlers. Reset atılıyor. Ha, evet. Aa. İlk Amiga'daki görünüşüne benzeyen, hatta ilk Amiga'daki Settlers'ı yapan abinin yönettiği yeni bir Settlers geliyor bu sene. Allah Allah. Evet. Şaşırtıcı değil mi? Ve 8. Settlers bu. O şeydir değil mi? Almanya onun. Blue Byte diye bir firma. Evet, evet. İyi para buldular oradan. Settlers yapıyorlar, Anno yapıyorlar. Yıllardır bu ikisini yaparak hayatlarını idame ettiren Alman bir firma. Hastaları var ama. Evet tabii. Ben ya severim ilk Settlers. İkinci Settlers'ı çok severim. O şeydir ya. Evet, bir firma vardır. Mesela bu işte Anno'yu yapar. Her sene bir Anno bilmem kaç çıkar. Bir firma vardır şey yapar. Araba tamir simülasyonu. Earth 2146 mı ne diye bir şey vardı. Onun 2145 falan öyle bir serisi var. Geldi mi o kadar devamı? İşte öyle bir X diye bir şey yapan bir firma var. Uzayda geçen X3, X4 bilmem ne öyle gider. Alman firmaları makine gibi abi. 2 yılda bir şeye takılıp bu oyunu yapacağız. Ya Settlers tabii çok eski bir oyun. Sinan, orada da yalnız şöyle bir durum var. Bazı oyunlar çok eskidi artık. Evet abi. Yani tabii şimdi canım, tabii. Kötü yaşlanan oyunlar çok. Biz iyi hatırlıyoruz zamanında ama şimdi alışıp oynayınca hani şey değil artık. Şimdi Settlers senin benim için bir şey ifade ediyor. Başka kimse için bir şey ifade etmiyor. Hani ya da mesela işte PlayStation 4'te Shadow of the Beast çıktı. Aha. Ben kalpten gidiyordum. Yani şey ben hala o, çünkü benim için o kadar çok anlamı var ki Shadow of the Beast'in. Oyun olarak anlamı çok az. Ama onunla birlikte gelen bir sürü şey var. 10'lu 20'li yaşlarına hani, götürüyor seni. Tabii ki gibi. Tabii ki. Yani ben Shadow of the Beast'i işte Commodore Show'da gördüm. Abi, Commodore Show diye bir şey vardı. Fuar vardı. Abi, Silkworm 5 çıkıyor haberi çıksa. Şimdi düşüp bayılmaz mıyız işte, burada bizim ya? Bizim için anlamlı. Ama çoğu kişi için artık çok eskimiş durumda. Tabii canım. Ve bu bence bazı firmaları da yakıyor. Hmm. Ya şey çıktı geçtiğimiz günlerde ne? Kickoff çıktı değil mi? Kickoff muydu? Kickoff çok kötüydü yani. Kickoff çıktı. Bak Kickoff mu çıktı diyorsun. Kickoff çıktı PlayStation'da. Şey çıktı. Çalıştırdık. Hani kapatın. Hayata kapattık. Kapat. Sensible Sucker'ın birebir neredeyse aynısı Sociable Sucker diye çıktı. Bakmadık öyle bile. Öyle bir şey çıktı. Çok kötüydü. Şey olmuyor. Yani bu işte nostalji rüzgarından yararlanalım. Bazen de işlemiyor. Bazı şeyler zamanında güzel çünkü. Yeni neslinin kafada çok değişik. Yani bunu iyi veya kötü olarak söylemiyorum. Hakikaten bizden değişik. Yani tabii farklı ki, tabii algılıyorlar, ki. Farklı beğeniyorlar, doğal. Farklı beğenmiyorlar. Biz de babalarımıza göre öyleydik. Yani evet, bu tabii doğal ki. Bir de çok hızlandı bu eski şey yapma. Yani 20'li bir yaş, 30'lu yaşında birisini okey boomer görebiliyor. Evet. Tabii yani normal. 12'sinde normal. Birisi 18'inde birini okey boomer diyebiliyor bu sefer. Ya tabii. Giderek de hızlanıyor aradaki nesil farkı. Evet. Tabii. Siz yaşlılar falan diyor 18'indekine bakıyor. Abi, 18. Konsolun ömrü kısaldı ya. Tabii. Olacak iş miydi hani böyle bir şey? Tabii. Xbox 360'ı sen kaç sene kullandın? 10 sene yani onların ömrü. Eskiden konsollar 10 senelik dilimlerle yenileniyordu. Şimdi işte zaten ara sürüm falan diye bir şeyler çıkıyor. Sunan bir şey kaldı mı istende? Var. Çok var. Aradan seçebileceğim sadece. Şunu, Watch Dogs Legion var. O da Mart. Mart kapıdan baktırıp kazma küreği yaktıracak hakikaten parasal olarak. Yani Watch Dogs Legion. Ya niye bir... Ben şey inanamıyorum yani yine mi Watch Dogs oyunu? Watch Dogs bir şaka gibi bir şeydir. Hani başarısızlığıyla işte insanları o trailerından sonra çıkan evet oyunun ya. Tırtlığı. Bir artık hani bizim sektörde birazcık şaka gibi. Birazcık da sektörün dibe vurduğu şeydir. Çünkü deli gaz verildi, edildi. Korkunç bir oyun çıktı. İki çıktı. Daha Legion bilmem ne. Yani buna ne yatırım yapmışlar ki vazgeçemiyorlar? Ya da ne, hala mı umut var? Hani bunda biraz tutacak. Demek ki para kazanmışlar abi yani. Demek ki evet. Demek ki biz yanlış düşünüyoruz. Hani parasını çıkartıyor demek ki. Yani bir de bunda şey var ya, herkes olabiliyorsun. Herkes şeye tav oldu. Hikaye o. 80'lik yine de sana katılıyor. Sanki onu da yönetebiliyorsun. Bir kişi de çekecek, seçecek sanki onu. Şeyde yine ilaç yazdırmaya gidiyor. Sağlık ocağına. Ya çok seviyorum. Yani, bilmiyorum. Bilmiyorum. Benim oynamayacağım bir oyun daha hoş. Bak abi ama iyi yapılınca az önceki şeyine döneceğim. Nostaljide hakikaten ekmek var. Resident Evil tabii 2, tabii. Resident Evil 7 ve 2'nin orijinal satışlarını geçmiş Resident Evil 3'ü haldırulduru yaptılar. Tabii ki. O da Mart'ta, yok o Nisan'da geliyor tabii galiba. Ki. Bendeki listede Wasteland 3 gözüküyor. Wasteland 3 de var. Wasteland evet. Var. Rainbow Six'in Quarantine'i var ama ben listemiyorum. Rainbow Six Quarantine ne ayak ya? Acayip. Ya. Zombi ne alakası Zombiyi var Rainbow Six'te dedim, ya? Tamam üstünü çizdim. Gerek yok. Ya peki ben size şunu sorayım. 2020'de
Assassin's Creed var mı? Şu an yok. Vikingli Assassin's Creed çıkacak Assassin's mı? Assassin's Creed yani genellikle Assassin's Creed çıkacaksa o sene Mart-Nisan gibi duyururlar. Ama tam konsolların çıkış tarihi de ya. Bu çok kritik bir zamandır. Yani şimdi eski konsola göre mi yapalım? Main game'i yeni konsola göre mi yapalım? Ne yapalım? Eskiye göre yapıp remaster mı yapalım? Evet. Böyle donmuş kalmış durumda Ubisoft şu anda bu oyun için. Ben derim ki bu sene çıkartmazlar. Developer kitabına gitti tabii ki de. Gitti de. Yani çıkarırlarsa da PlayStation 4 ve Xbox One'a çıkartıp hemen remaster'ını yeni nesile yaparlar diye tahmin ediyorum. Vikingli mi olacak? Ben onu kendim de uydurdum öyle bir söyle. Bana ya. Ama bak Sinan şey var. Vikingli yaparsan yine gemi de yaparsın. Gemi de yaparsın. Şimdi son iki oyunda da gemiyle seyahat var. Gemi de yaparsın. Başka yere de gidersin. Orta Çağ Avrupa'sı da olur. Tek yapılmamış şey. Yani ben şey bekliyordum. Origins'ten sonra Roma bekliyordum. Olmadı. Yunan çıktı. Roma'yı ama Ezio ile çok güzel işlediler ya. Yani o ben daha ilkel Roma hani daha eski ondan şey Sezarlı falan Roma. Ben şey uzak doğu bekliyordum ya Çin ya Japonya. Hele ki Japonya çok güzel gider. Ninja da yönettiğini düşünsene. Hiç ona dokunmadılar. İşte ben dediğim gibi Viking'e böyle kendi kendime benim kafama o çok yattı. Gemi olayı da olur. Adalardan bilmem ne hani denizle kara karışmış falan haritada ona uygun olur diye. Ama hani öyle bir şey de duyurulmadı galiba. Açıkça duyurmadılar şu anda ama bir ateş var ki dumanı var. Herkes yani bir Viking bekliyor şu anda. Last of Us Part 2. Yes. Aha bu listede yok mu? Var var. Var var. Var ya. Hatırlıyorum ben. Olmalı hatırlıyorum. D'da. Tamam. L'ye bakıyorum ben bir şey. T'ye yazmışlar. Var hatırlıyorum onu konuşmuştuk. Tamam az daha onu atlayacaktım. Nasıl atlamışız? Kendi videomuzda da mı atladık acaba? Yok yok atlamadık. O çıkana kadar biri oynarım ben. İlk oyunda 2020'yi ateşleyecek olan Ori and the Will of the Wisps. Evet. Yok böyle güzel gözüken bir oyun yani. İlk oyunu da çok beğenerek oynamıştım. Aşığım ya o oyunun görselliğine. Bir mi iki mi oyun var şu anda Ori olarak? İkincisi olacak bu işte. Tamam. Yani çok güzel. Bir de şey var. PlayStation 4'ün son Baba Yaru oyunu Ghost of Tsushima. Tsushima. Last of Us'tan sonra çıkacağı için son nefesi olacak PlayStation 4'ün eksklusif olarak. Sekiro ile karıştırıyorum onları. Bunun ama şeyi güzel ya. Kılıç dediğim böyle vur %15 indiren bir şey ki haş diye vurdun mu gidersin. Pert'i çıkar yani vurduğun adamın. Bu öyle yapmışlar kılıç şeyini. İyi bakalım. Çok onu yaz merak ediyorum evet. İki bölüm çektik. Bir kere Red Dead Redemption 2 demedik. Ama o Red Dead Redemption 2 2018'de kaldı. Ama PC'ye geldi. PC'ye geldi. Ben listemde bu sene oynadığım Death Stranding'den sonra en iyi ikinci oyundu. Red Dead Redemption PC'de olduğu için ama 2018 çıkışlı esası olduğu için bizdeki videoda da o yüzden bahsetmemiştik. Konsol olmayan adama yeni oyun şu anda. Evet. Orası doğru. Yani PC'niz varsa bu yılın en iyi oyunu Red Dead Redemption 2. Death Stranding 2 çıkar mı? Daha büyük kutuları taşıyalım. Yapı itibariyle çok zor ya. O tek bir hikaye. Evet evet. Yani paketlediler çok da güzel paketlediler. Ya ben Red Dead'i hep seyrettim daha hala oynayamadım. Bak. Ben de yok daha almadım. İndirimi bekliyorum. Bende birkaç oyun daha var. Elden Ring var mesela. George R. R. Martin'in. Çok merakla bekliyorum ya. Hikayesini yazdığı falan bir oyun. O kadar az bilgi var ki. Çok az bilgi var. Merak ediyorum yani. Dying Light 2 var. Doğru. Hikayesini düzgün bir adam yazıyor bu sefer. Chris Avellone yazıyor yanılmıyorsam. Flight Simulator. Ben de insanlık dışı görsellik yani. Ben onu söyledim yani. Evet. Aklım çıkıyor yani. Ben daha bilmiyordum. Flight Simulator yine hani anlayamadığımız bir şey. Çünkü bir yandan da konsolda falan da diyorlar. Ya nasıl olacak? O görüntüler akıl almaz detay düzeyinde. Hepimiz düştük onda. Nasıl olacak bilmiyorum. Çok merakla beklediğim bir şey. Hani Flight Simulator çünkü sadece bir eğlenceden de öte. Tabii. Onun profesyonel modları var. İçinde cidden eğitimde kullanabiliyorsun falan filan. Gerçek zamanda Atlantik nasıl uçaklar olacak var. Tabii. O sırada kule yönetiyorum deyip uçak da uçurmuyor simülasyon. Gerçek var. Zamanlı kulede bekleyenler tabii, var. Tabii. Saygı tabii duyuyorum adamlara. Tabii, uçtuğunun yaptık şeyinin logunu tutan, kaydını tutan var. Almanya'ya gittim, geldim bilmem ne. Hani müthiş bir dünya o. Şimdi oraya yeni bir oyun bir anda şey de oldu hani böyle pat diye ortaya çıktı. Çünkü Microsoft hani o konuyu kapamıştı Flight Simulator konusunu.
bir anda ortaya çıktı. E konsol da bir anda bir yandan konsolda da var diyor falan. Daha şaşkınlığı biz atlatamadık. Ya evet. Ben strateji oyunu seviyorum ve oynayamıyorum. Yok çünkü. Adam olmadığı gibi eski usul. Şu şey hoşuma gitti biraz. Gears Tactics geliyor. Birazcık hani turn based güzel bir oyun benziyor. Bakalım. XCOM seviyorsun değil mi? Bak XCOM dedik çıktı. Evet. Maalesef Phoenix Point çıktı. Hmm. Kimse ne konuşuyor ne bak aldın mı? Ben oynuyorum. Çok da severek oynuyorum. Ben hiç bakamadım ama bile. Hani devamı reklam basıyor. Ama bir şey oldu ona da o yüzden. Onlar son saniyede Epic Store'a mı özelleştirdiler oyunu? Evet. Orada abi çok büyük bir öfke oldu. Evet. Orada batırdılar. Yani bilmiyorum işte bu tur bazlı stratejinin üstadı adamlar. Belki hani bu işin temellerini atmış adamlar. Niye böyle oldu? Yani o başlı başına başka bir video konusu ama çok özetle söyleyeyim rahatlıkla alabilirsin şu anda. Ucuz da. Ucuz bakalım. Bir takım problemleri var. Mikromanagement fazla yapma sonunda kalıyorsun. Falan filan. Dediğim gibi hani çok uzatmayacağım onu ama iyi olmuş kötü değil. Tamam. Marvel's Avengers var. Hiç bilmiyorum. Avengers, o nasıl bir şey? Abi bildiğin Avengers farklı bir hikaye. Ana karakter zorlama bir şekilde Marvel evrenine katılan bir Müslüman kız. Ne Allah Han'dı Allah. Ya? Ümmühan değil. Ne bir şey Han'dı ya. K ile başlayan bir ismi var. Bir şey Han ismi. Ondan sonra gücü ne? Büyüyebiliyor. Her uzuvunu ayrı ayrı büyütebiliyor. Allah. Ondan sonra bütün Avengers'lar var onun haricinde. SCV'ler Kamala Han. Evet. Kamala Han tamam. Ondan sonra yani bu kız etrafında bu kız ana karakter, protagonist. Diğer karakterler de yönetilebiliyor ama birader bitmiş Avengers artık. Yani, emekli oldular. Evet. Siz nasıl kaçırdınız iki Avengers filminin arasındaki ya, evet. Şeyi de evet. Yani çıkartıyorsun şimdi. Ben hiç heyecan duymuyorum ki orada Endgame öncesinde çıkaracaktın ki o şeyin Infinity War gazıyla haldır haldır alsın insanlar. Evet, evet. Bir şeyler çok yanlış gitti bu projede diye tahmin ediyorum. Korkuyorum o yüzden. Aklı başında adam iki film arasında çıkarırdı şu oyunu. Nedense süper kahraman oyunları belki en başarılısı işte bak geçen şeyde konuşmadık bile Spider-Man. Evet. Aslında hani en başarılı süper kahraman oyunlarından birisiydi. Evet. Çok hani hikaye oluşturma potansiyeli çok olsa da yıldız şeyler çıkmıyor genelde. Bir oyun var Levent abiyle biz şaşırıyoruz. Millet kafayı sıyırıyor. Yakuza. Ben çok severim. Kiwami 2'yi daha dün bitirdim. Xbox'a geliyor diye ortalık yıkıldı. Tamam. Hani o tweet akışı falan böyle çıldırıyor. Evet, delirdiler. Sen öyle bakıyorsun. Ne Yakuza'sı ne oluyor falan diye. Oynamadın mı hiç? Yok oynamadı. Ya Sinan ben sevmem abicim. Ben suçluyu öven, yönetmeyi. İşte oynatan bilmem ne oyunlara ben sevmiyorum. Yani orada bir tek benim alternatifim Hitman. Yok Hitman de değil. Şu neydi? Bir fantastik vardı. Bir mor renk ağırlıklı bir oyun vardır. Böyle çeteyi meteyi yönetirsin ama Saints Row. Çünkü o karikatürdür. Hani evet, o gerçekçi değildir. Tabii, tabii. Oradaki şiddet de abartının şeyidir. Komiktir. Evet, ya, evet. Bu da Yakuza ama hani Yakuza'yım ama yani bir sor niye Yakuza'yım modunda diyor. Ya ya adam ortalığı düzeltmeye falan çalışıyor. Tabii ki abuk subuk Japon olmadı. Şeyleri var. Yani bir tane gazino işletiyorsun mesela. Ama gazinoda yaptığın şeyleri görmen lazım. Yani kızlar gidiyor, milletin masasına oturuyor. Sen onlara yemek götürüyorsun. Ondan ya sonra işte hizmet ediyorsun. O saçma sapan Japon saçmalıklarını göz ardı edersen güzel bir dövüş oyunu, güzel bir drama var. Bir de o oyunun şöyle bir özelliği var. Ana hikaye olabildiğince ciddi. Önüne ilikliyorsun böyle. Japon abiler çıkıyor masada oturuyor böyle. Göster şeyini kesiyor falan parmağını. Ara hikayeler olabildiğince cıvık. İlginç bir şey. Mini game'ler tamamen kimisi keyifli kimisi saçma sapan ama oyun o Japon şeyini veriyor havasını. Yani Japonya'da bir mahallede geziyorum zannediyorum. Havasıyla 30-35 saat oynattı Kiwami 2 beni. Ya zaten işte hani milletin gösterdiği tepki gösteriyor. Hani bu boş bir şey değil demek yani. Tabii. Bu kadar insan bunun hayranı olmuş, olmuş. Yani bizim yine işte dediğim gibi Sinan bazı şeyleri güzel, iyi falan olduğunu biliyorsun ama
Hani ben onu oynamayacağım. Tabii canım, hani oynayan oynasın, ben başka şey oynayacağım. Oradaki cıvıklığı kaldıramayabilir. Ben oradaki yani dövüşü ve o dramatik ana hikayeyi sevebileceğini düşünüyorum ama şöyle yan hikayeler var. Sokakta bir Yakuza ekibi birini sıkıştırıyor. Pat küt onları dövüyorsun. Gel diyor birader, sen beni kurtardın, seni güzel bir yere götüreceğim. Gidiyorsun, bir kız karşılıyor. Ondan sonra o hoş geldiniz efendim falan filan, nasıl bir hizmet isterseniz diyor. Lan diyorsun, ne hizmeti, ne olacak o acaba burada? Ne oluyor, artı 18'e mi gidiyoruz? Ondan sonra kapıdan bir giriyorsun, kocaman Yakuza'lara bebek bezleri giydirmişler. Ondan sonra bebek muamelesi yapıyor güzel kızlar. Ne oluyor lan, nasıl bir manyaklık bu diye dalıyorsun. Altlarında bebek bezli olan başka Yakuza'ları dövüyorsun o gün. Of. Böyle. Abi benim ama çözümüm şu. Bunu bünyen kaldırıyorsa, komik buluyorsa oynuyorsun oyunu. Ben oynamayacağım oyunlarda Sinan'ı seyrediyorum. Benim yaptığım o. Çünkü o oynuyor. Zevklerimiz çok farklı. Ya zaten şimdi şöyle değişik hakikaten bir şeyler de her zaman doğudan, Japonya'dan falan çıkıyor. Tabii, hani tabii ki. Çok ilginç orası oyunlar var. İşte bu Death Stranding bile o şeye konulabilir. Hiçbir batılı bir firma o riske girmezdi. Böyle bir fikri oyuna dönüştürmezdi. Ya da hani bütçesini şeyini vermezdi. Gerçek hayatta da zaten hani uçakla batıya gittiğinde çok fazla şaşırmıyorsun. Doğuya gittiğin zaman şaşırıyorsun. Değişik şeyler görüyorsun. Oyunda falan da yenilikçi şeyler oradan çıkıyor. Her zaman bize hitap ediyor mu tartışılır. Evet. Ama şaşıracağın şeyler mutlaka, mutlaka orada var. Vallahi bir de Rusya'dan çıkıyor çok. Hızlı kestim ama Atomic Heart diye bir oyun var bu sene çıkacak. Hiç gördünüz mü? Ben bilmiyorum. Adını duydum bakın ama. Abi. Yani Rus kafası artı Bioshock birleşimi gibi bir oyuna benziyor. Evet. Çok ilginç bir oyun. Yani izleyicilerinize de tavsiye ederim. System Shock da bu sene 2020 değil mi? Evet. System Shock diyor 2020 diyor ama hangisi? Bir tane 2'nin remake'i var. Evet. Bir'in remake'i var. Bir de System Shock 3 yapıyor ayrı bir firma. Evet. Hmm. Yani muhtemelen System Shock 1'in remake'inden bahsediliyordur 2020 olarak ama inşallah 3'tür diye bekliyorum. Yapılsa da oynanır. Yani. Evet oynanır. Tabii. Evet. Başka şey bu sene o Bioshock bu seneye yani 2020'ye yetişmez. Öyle diyorlar. Onun yenisi öyle yapılacak. Diyorlar. Yeni bir Bioshock oyunu yapılacak. Artık yeni konsollara doğru ondan sonra. Kaldı mı bakıyorum. Ya yeni yani konsollar. Çok var. Ben listeyi o yüzden bıraktım. Psychonauts 2 var. Konuşmayacağız Minecraft diye. Minecraft Dungeons falan çok var. Çok şey var yani. Siz evet çok doğru bir şey söylediniz. 2020 yılında oyun piyasasını bu konsollar kitleyecek. Hmm. 2020 de biraz 2020'nin en sonunda çıkıyor. Hmm. Evet. 2020 yılı içinde ne yapacaksın? Hani şimdi şöyle. Büyük olasılıkla PlayStation 4'ün oyunları da 5'te çalışacak. Tabii. Xbox'ın oyunları da yenisinde çalışacak. Tabii. Ama tabii ki yeni çıkan bir konsola göre yapmak ister mi firma? Niye istemesin? Hani oyunun lansmanında onun oyunu da gösterir. Konsolun lansmanında onun oyunu da gösterecek falan filan. Çok zor. Oyun geliştiriciler için çok zor bir yıl olacak. Yılın en sonunda çıkacak olması. Evet. Kitledi bütün projeleri. Diyor, konsol almak isteyenler soruyorlar abi alalım mı duyuruldu. Biz işte bir video çekeceğiz bu. Evet. Ya hatta yarın çekeceğiz size de soralım. 2020'de PlayStation 4 alınır mı sizce? Ben diyorum ki ucuza ikinci el bul. Al oyunlarını oyna idare et. Yani bence sonra upgrade edersin. Ama yine de işte ucuza da alsa 1000-1500 lira bir para. Evet. Yani bu muhtemelen Türkiye'de 5000 lira civarında çıkar ben yeni PlayStation 5. Ben hatta 1000 dolar dedim Xbox One Series'e de çok abartmışım. İnsanlar çok tepki gösterdi. O kadar da 500-600 dolar civarında çıkar. O da 5000 lira civarında ama olur. Ama oyunlarına kadar olacak bir video var. Yani Xbox Game Pass var. Aynı şeydir canım. Game Pass var. Ama yani ben beklenmesi taraftarıyım. PlayStation 5'i. Eğer ki geri uyumluluk varsa tam onu duymadılar. Ama bir yandan galiba da bir sene boyunca tam bir sene boyunca o oyunları yani çıkacak oyunları konsoldakileri oynayamamak durumu söz konusu. Evet. Ve şeyi de düşün, o konsol çıkacak bir sene sonra ama buraya ne zaman gelecek meselesi de var. Hani, artık hep hemen getiriyorlar onu ya. Onu Sony yapıyor ya. Sony bakalım, hemen getiriyor. Göreceğiz. Yani PlayStation 3'ten sonra çok düzene girdi o. 4'te Pro'da pıt diye zamanında geldi. İnşallah. Xbox Sony'mesizim hiçbir şey yapmıyorlar. Gene hiçbir şey yapmayacak. Ha orada şey olabilir. PlayStation 4 Pro'ya böyle 2000 civarında mı verelim ikinci ele yoksa PlayStation 4'ü mü alalım 1000 lira civarına? Bence belki PlayStation 4 alınabilir orada. Evet. Sonra da 500 liraya falan elden çıkartıp o parayla PlayStation 5'e geçmek gibi bir mantık olabilir. Ya şu da var şimdi Sinan. Şey senin için çok dertliyse yani 5 çıktı 5'e geçmeliyim falan dertliyse
al 4'ü, 5'e de işte canın istediği zaman geçer. Tabii. Hani, tabii. Çok ki bu zamana kadar daha bulaşmadıysan da belli ki o kadar da yanıp tutuşmuyorsun yani, konsol aşkıyla. Çok güzel bir şey söyledin. Hani, evet. Aynen öyle. Hani 4'ü al ya da Pro'yu al ama hani şeyi tartışırım, evet hani 0 yerine temiz bir ikinci el. Ama Pro'nun da ikinci elini nereden bulacaksın? Oluyor. Hani, satıyorlar ya da yani Metko'da. Ya da şöyle makul fiyatla. Makul fiyatla bulabilir misin? Ama hani tanışmak için de One S al. Normal PlayStation 4 al. Oynamaya başla. Peki şey ne diyorsunuz? Türkiye'ye geldi mi Xbox'ın dijital drive'sız? Geldi. Hatta geldi. Bayağı iyi fiyata satıldı. Biz göremedik ama geldi. O 1300 lira galiba değil mi, evet. O alet? Yani ucuz. Sıfırı. Ya ederim çünkü Sinan şeyde hani şimdi bu oyun indirimleri şeyler falan dijitalde gerçekleşiyor. Çarşıda gerçekleşmiyor. Türkiye'de çok fazla da şey bir piyasası yok. Hani kendi arkadaş çevren varsa amenna. Ama onun dışında öyle bir oyun ikinci el piyasası ya da şey. Şimdi İngiltere'de ben Game diye bir yere gidiyordum. İkinci el şey böyle hani raflar falan ikinci el normal ikinci eli satın alıyorsun. 4 pound 5 pound bilmem ne oyun alışverişini yapıyorsun. Ama hani bizde daha işte arkadaş çevrende takas ediyorsun falan filan. Dolayısıyla hani dijital neden olmasın? İkinci el boyutu olmadığı için indirimler falan yansımadığı için dijitalde bir tek kota. Şimdi benim Xbox'ım şu anda burada 60 mı 70 GB mı ne şey bekliyor. Update mi? Update'i bekliyor. Çünkü kod indirirsem şu anda kotayı TeknoSeyir'in kotasını bitirecek. Ayın 25'ini 26'sını bekliyorum ki ayın son günlerinde indireyim. Ya da kotayı şey olsun. Nitro falan alacaksın mesela. Ya öyle bir şey alacağım. Ya olmazsa konsolu söküp eve götüreceğim. Ha. Evde limitsiz diye. Ama bunlar eziyet. Hani biz oyun oynayalım diyoruz. Eziyet. Kota sıkıntın yoksa şeye hazır olsunlar. Her oyun, baba oyunlar 60 GB'dan başlıyor. Bir de bu yeni nesilde o gördüğümüz grafiklerde şey 100-150 tabii, GB standart tabii, olacak tabii, diye tabii, tahmin tabii. ediyorum. 100 GB'a kadar gidiyor şu anda. Bu indirmeler koymayacaksa bence dijitalin bir zararı yok. Evet. Hani kendi özelimde söyleyeyim. Bende öyle oyun var ki diskine sahip olduğum halde indirimde falan görüp dijitalini aldığım oyun var. Çünkü diski koy kalk yerinden falan o bile şey gelmiş. Var, 10 dolara görmüşüm indirimde dijitalini almışım. Tabii. Bence o hani all dijital şey hatta şeye şaşırdım diyebilirim. Yeni konsolların diskli hani optik diskli olmasına şaşırdım bile diyebilirim. Tabii o şey için biraz da Blu-ray falan oynasın. Hani, hem Blu-ray oynasın hem de Brick and Mortar dedikleri bu dükkanlar birdenbire ölmesin diye. Tabii. GameStop ölüyor yani en büyük işin mihmalları. Tabii. O ölüyor yavaş yavaş. Tabii. Hani bir çıt daha ölmeyin. Bence bir sonraki zaten Xbox Series X dediklerini ben şey yaptım. Bu Series diyorsa farklı birkaç versiyon çıkaracaklar. Ucuzu olacak dedi mesela. Evet. Daha ucuz versiyonlarını da çıkaracaklar. Dijitali de çıkacaktır. Şey, Blu-ray'siz. Tabii. En merak ettiğim şey bu yeni konsolların depolama boyutu. Çünkü yani bunlara sığmıyoruz kesinlikle. Şimdi deniyor ki bunlarda SSD olacak. SSD ucuz bir şey değil henüz. Yani büyük kapasitede en azından değil. Yani 2 terabayt mı 1 terabayt mı olacak? Benim şeyim o. Şimdi bir kesin diyorum. Evet. Mecbur abi ama artık. Yetmez yani. Bir de günümüzde ucu ucuna yetiyor. 2 süper olur ama 2 de pahalı. Evet. Bakalım ne olacak? İşte bu şey gibi WD'nin Blade falan var ya dışarıdan takabildiğin. Onlar falan bence daha çok satılmaya falan başlayacak mı? İşte bilmiyorum şeyde tabii üreticiler konsolda harici şey düşünüyor. Şeyler yani. Hani riskler. Konsoldan çok bunun neyinden para kazanırız? Hani evet, kontrolcüsünden bilmem nesinden. Tabii kahve makinesi, şeyden, kahve hikayesi. Ondan para kazanırız tabii derdindeler. Sony kullanıcıları daha şanslı. Kendi disklerini kendileri değiştirebiliyor. Xbox'ta diski Microsoft ne takıyorsa o kullanılıyor. Ya şey yeni merak ediyorum burada bilginiz ama bakın onu ben kaçırdım. Yeni nesilde PlayStation'la beraber VR. VR'la ilgili ben bir şey görmedim. Yanında gelmez. Yok değil mi? Bir mesela şey onun ben çok daha iyi çözünürlükte gelmesini bekliyorum. Çünkü o deli maliyet. Evet. Hani onu yanında gelmez. Çünkü şey oluyor. Bunlar arasındaki 100 dolarlık fark kazananı kaybedeni belirliyor. Yanında gelmesinden değil de hani onunla ilgili herhangi bir haber bir şey duydunuz mu? Ben görmedim. Değil mi? Yok. Galiba şey aynı sistem çalışacak.
yükseltmeyecekler galiba, yani çözünürlüğü falan filan. Ya da çok memnun kalmadığını biliyorum PlayStation, Sony tarafının VR satışlarından. Evet, evet. Ya onu ayrı bir gün konuşuruz. VR'da tabii hala şimdi şey bitmiş. Biz ilk Oculus'un ilk cihazını kullandık. Vive'ı kullandık. Hı-hı. Mesela işte onun kuleleri vardı çevrede falan filan. Evet. Böyle bir şöyle demet, şöyle tuttuğun kablosu vardı falan. Hepsi çözülmüş. Hı-hı. Tek bir kabloya inmiş. Kuleler kalkmış falan filan. Oculus Quest'te hiçbir şey yok. Kafana takıyorsun ve Android. Şeyi tam mobil kısmı. Hı-hı. Şimdi bu ilerlemeler var. Güzel. Ama hala işte şey var Burak, bak o önemli bir şey. Bu cihazların bir de sosyal boyutu var. Tabii. Şimdi konsolun güzel bir tarafı aileyle paylaşılması. Hı-hı. Hani evinde odasında oynayanı saymıyorum. O birazcık aslında şey daha nadir kullanım. Normalde konsol salondadır. Aile şeydir. En azından oynamasa bile görür seninle oynadığını. Mesela evliysen bu seni çok rahatlatır. Hatun çünkü ne yaptığını görür, sana karışmaz. Hani bir hoşlanmasa bile ses etmez falan. Ana babanın hoşuna gider, çocuğun ne oynadığını görüyor. Tabii, onlar da işler i̇şte, bir, içerideki odada bir muzurluk mu yapıyor? Burada en azından görüyorum Mario ile uğraşıyor falan. VR bir anda kafanla takıyorsun, seni dünyadan izole ediyor. Emin ol, ya sen de şeyden zorlanıyorsun çünkü sürekli yanındakiler bir şey söylüyor, tamam mı? İşte bilmem ne hanımın da gelini şey ya dur ben uzayda şeyle uğraşıyorum şimdi işte adamları yakalayacağım falan. Diyor ki ya işte Ahmet hanımların da gelini işte doğurmuş falan. Misafirin ya. Ortasında bir yer takmak da ilginç bir şey. Ya niye geldiniz bu eve gidin diye. Senin çevrendekiler de garipsiyor herifin birini. Tamam onlar işte orada Müge Anlı'yı seyrediyorlar. Burada herifin birinin kafasında bir şey var. Ne o, ne görüyor bu? Ne şey? Bir de hani hatun iyice kullanıyor. Neye bakıyor bu herif? Ne seyrediyor niye gülümsüyor? İşte... Böyle hani bunlar zamanla aşılacak. Hı. Ama böyle sosyal şeyleri var şu anda. Hı. Zorlukları var. Mesela şimdi Oculus'a şey Vive'a şey gelmiş. Kaskı çıkartmasan da üzerinde kamera var sana dışarının görüntüsünü verebiliyor. Hı. Ya birisi bir şey dedi. Hiç açmadan ne diyorsun diyebiliyorsun. Hı. Kapıcı geldi çöpü istedi. Hani sen gerçekten kapıcı öyle açtırmış. Kaskı çıkma ama verebiliyorsun. Çünkü VR'da şey çok önemli. Başka kafadayım. O kaskın çıkması her şeyi batıran bozuyor. Bir şey. Tabii içine hani, girmek zaten o atmosferi 10 dakikanı alıyor. Çıkarınca salondayım hala. Onu da düşünmüşler. Bu şöyle çıkabiliyor. Yani bir kafadan çıkarmadan şöyle yapıyor. İşte gece görüşüyoruz. Ya böyle işte teknoloji ilerleyecek. İnsanların hani algısı değişecek. Tabii. Daha kabul görecek. Hayatın içine girecek. Ama hala şeydeyiz. İlk adımlarındayız. Tabii. İlk adımlarındayız. Daha zaman var. Zaman var. Şeyde biz sorun yaşadık mesela yine Kinect'te bir salonu boşaltmak gerekirdi. Doğru. 3'e 3 bir alan lazımdı galiba. Sehpayı kenara çekmek falan gerekirdi. Şimdi VR'da da mesela yine uzun bir aradan sonra deneyimlediğimizde yine ortalığı boşalt işte aman ayağım şuna takılır falan yine bir gerekiyor. Tabii. Bunlar hep işte daha yaratıcı şu teknoloji ilerleyecek daha yaratıcı çözümler falan filan. Oturacak yerine hala var yolu var. Evet, var ama var. Ben daha genç yaştayken bunların ilerlemiş haline tanışmak isterdim ya. İster miydin bilmiyorum. Ya biz şanslı bir nesiliz. Yani bilgisayarın hayatımıza girişi o kadar doğru bir zamanda oldu ki bizden önceki nesil ıskaladı. Evet. Hatta bizim neslin de çoğu ıskaladı. Yani ben kendi arkadaşlarıma bakıyorum. Bizi herhalde biraz da bilgisayar ve oyunları genç tuttu. Hmm. Adamlar yani bir an önce 57 yaş gelse de emekli olsam futbolunda biz hala şeyi tartışıyoruz. Yani Google giderse ne olur? Şunu yaparsak ne olur? Yani bir heyecan var hayatımızda bu bilgisayar ve teknoloji sayesinde. Ve bir de mesela ben kendi özelimde ben şeyden çok zevk alıyorum. Şimdi bugün Forza'yı oynarken ya yani ben ne oynuyordum? İşte 30 sene mi? 30 sene diyelim. 30 seneden fazla önce pit stop oynuyordum. Ya, pit stop ne güzel ve şimdi şey benim aklımda tamam mı? Hani onu oynuyorduk. Orada araba şey 10 piksel falan böyle tabii, işte 4 piksel tekerlekleri ortası bu. Ya oradan şimdi ben Forza'yı oynarken şey oluyor lan oradan buraya geldik. İyi be hani güzel oldu. Bir bende öyle bir his var ya diyorum hani bu şeyle oynuyorduk. 5 piksellik adamı götürüyorduk. Şimdi adamın üzerinde elbisenin her cebi ayrı obje. Şey de değil. Düz texture da değil. Hani burnu ayrı bir gözleri sağa sola bakıyor. Normalde şeydi. Yüz böyle yüzene yapıştırmıştı. Şimdi gözü ayrı obje ağzının içinde dişleri var falan.
Ben buna şükrediyorum açıkçası. Hani bunu gördükçe ulan süper ya diyorum. Şimdi tabii benim oğlan şeyi biliyor. Eskisini bilmiyor. O bir tek hani o adamın o kadar detaylı halini biliyor. Ha ona da herhalde belki 40 sene sonra ona da vay be dedirtecek bir şeyler çıkar. Tabii ki. Belki. Tabii ki. Tabii ki. Çıkarsa tabii ki. Ne güzel biz göremeyeceğiz. Ama biz dördümüz bir araya gelince hiçbir videonun sonuna gelmeyeceğiz. 2020'de nereye gitti konu? Bitmiyor. Evet. 2020'de sonuçta oyunlar bomba olacak. Konsollar bir yılı sonlandıracak böyle bir bilinmezlik yaratacak. Ama yine eğlenceli olacak tabii, gibi. Tabii. Bu sene E3'ü görün siz. Yani E3'te kan akar. Herkes yeni bir şey gösterecek. Tabii tabii. Ya şunu son olarak söyleyebilirim. Konsolların ilerlemesi, sen konsol oyuncusu ol olma. Oyun teknolojisinin ilerlemesini belirliyor. Tabii. Dolayısıyla bu sene E3'te yeni şeyler gösterilecek. Yeni teknolojinin şeyleri gösterilecek. Görüntü kalitesinde kesin bir sıçrama bekliyorum. Ha 2021'de belki bilgisayarlarımıza yüklenir o oyunlar falan ama olsun. Bu sene yeni şeyler göreceğiz. Evet. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Ağırladığınız için geldiniz. Biz teşekkür ederiz. Daha hani yine yaparız böyle İnşallah toplantılar. Biz de bekliyoruz. Onun imkanı bize de bekleriz. Size de geliriz. Bizim mekan biraz daha daraldı çünkü alanı daraldı ama sığışırız bir şekilde. Yaparız bir şekilde. Memnuniyetle. Dörtleriz arkayı. peki bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.